Tuttur'da ilk yatırıma 100 TL hediye. Hemen oyna, krallar gibi Tuttur. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Çok güzel bir duyurumuz var. Bildiğiniz gibi iPhone 12 çekilişi yapacağız kanalda. Bu videonun altına ve diğer videoların altına, herhangi bir seçtiğiniz videonun altına sevdiğiniz en iyi futbolcunun, gelmiş geçmiş en iyi futbolcunun adını yazıyorsunuz ve mutlaka abone oluyorsunuz arkadaşlar. Aboneler arasından yapılacak çekilişte de öncelikle bir iPhone 12 verilecek kanalda. Ondan sonra da hediyelerin devamı gelecek. Size göre bunun da duyurusunu yapalım. Burada ilk gelir gelmez, daha Leverkusen'da sadece altyapı takımında oynamış bir oyuncu, gelir gelmez Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte, büyük bir takımda hadi bakalım Burak Yılmaz yerine oyuna gireceksin. Kolay iş değil. Kaldırması kolay değil. O şansı bulmak da çok zor, değerlendirmek de çok zor. Bir tane biliyorsun, Rize maçı var. Burak ikinci sarıyı görmesin diye böyle, çünkü tribünlerle de el kol polemiklere girmeye başlamıştı. Beşiktaş da farklı öndeydi zaten ama Güven Yalçın girdi, farkı çok arttırdı. Boş alan bulunca çok etkili olan bir oyuncu. Larin de bulduğu boş alanlardan attı golleri. Onu söyleyeyim ya. Boş alan koşusu konusunda Mustafa Demirtaş daha faydalı olacağını düşünüyor. Ama bence Sergen Hoca Enkudu'yu oynatacak yerine. Hani o kadar konuştuk ama. Evet abi. Niye dersen, şey olabilir. Sergen Hoca'nın o oyuncu değişikliğinde belli bir istikrarı vardır kafasında. Bu maçta Enkudu'yu aldıysa, Güven Yalçın'ı almadıysa Fenerbahçe maçında, sırf 10 kişi kaldığı için falan değil Beşiktaş. Yani Enkudu'yu onun önünde gördüğü için şu anda kafasında. Bir de Enkudu çok ciddi yatırım yaptığında bir oyuncu. Para, tabii bonservis ödedin. Kaça aldın söylemiyorum. 5 milyona yarısını aldım. Enkudu'yu başka bir şey verecek bilgi vermiyorum. Vazgeçtim. Başımı artık belalara sokmayacağım. Şimdi geçen hafta Kasımpaşa'nın Gençler Birliği karşısında çok pozisyon verdiğini gördük. Ki Gençler Birliği girdiği pozisyonları gole çevirme konusunda çok sıkıntılı. Takımların başında geliyor Süper Lig'de. Ve geçen hafta Kasımpaşa'nın en iyisi, kağıt üzerinde en azından, maçın skorunu belirlemede kaleci Ramazan'dı. Ligin en iyi 10 kalecisinden bir tanesi değil mesela. Hozic çok iyiydi abi. Tamam. İnanılmaz. Tabii ki Hozic çok iyiydi. Hayredinovic gayet iyiydi. Ya gayet iyi oyuncuları var zaten. Tırpan olsun. Onun dışında Macaristan mini takımında da bizim maçta oyuna giren sol öne ikinci yarıda. Tam böyle Macar. Kevin Varga. Ha, Varga. Dedin ya, Regen adamlara yenildik Macaristan maçı. Varga direkt değil mi? Her dönem ya Slovakya'da ya Macaristan'da vardır bir Varga yani. Celtic'in stoperi vardı Varga falan. Düşün yani, o kadar Varga vardır ki. Ama yani Kasımpaşa hep bu tip oyuncuları buluyor ve Kasımpaşa'da enteresan şeyler oluyor. Kasımpaşa'da kimler başarılı oluyorsa, mesela iyi kadro kurdu Serkan Rençber, yok artık yok. İyi çalıştırıyordu Mehmet Altıparmak, artık yok ama... Mehmet Hoca'yla dizilişi Ertuğrul çektik. Bugüne galiba yetişmeyecek teknik olarak. Yarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Şeyleri çok detaylı anlattı. Büyük maçları nasıl oynadıklarını, birebir ne olduğunu, ondan sonra nasıl olup da gönderildiğine dair de üstü kapalı tabii ki hoca. Kendi açısından bir şeyler anlattı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Hakikaten çok acayip bilgiler veriyor. Bu zaten çeşitli spekülasyonlar da çıktı daha sonra. Haberler çıktı. Yani bu işin nasıl yürütüldüğüne dair. Yani saha içi başarısından bambaşka, bağımsız, alakasız egolar devreye giriyor Kasımpaşa'da belli. Artık ben bunlarla uğraşmayacağım. Bunların düzeleceği yok Türkiye'de. Yani çünkü Türkiye Süper Ligi'nde artık şu kural var yani. Başarılı olursan da gidersin. Bak, başarısız olursan zaten gidersin. Her şekil gidersin. Tamam, boş ver. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi Kasımpaşa'nın belli bir savunma sorunu var. Bu artık Mehmet Altıparmak hocadan mı kaynaklanıyor? Yerleşimden mi kaynaklanıyor? Yeni hoca Fuat Çapa ne yapar buna? Ben bunları bilmiyorum. Hep beraber bu maçta göreceğiz. Çok gündelik yaşanan fast food bir ligimiz olduğu için. Bak valla, bir fast food markası niye mesela bir sponsor olmuyor Süper Lig'e? Bu kadar fast food bir lig mi var ya? 10 hafta olmadı, 10 hafta oldu, 10 teknik direktör mü değişti? Yuh. 10'da 10 ya. Yuh ya, hakikaten yuh ya. Bu kadar fast food olunmaz ya. Bir de 42 maç haftası var. Muhtemelen yani dünya tarihinin rekorunu zorlarız biz. Ya fast food derken ne demek istiyorum? Hiç böyle pişmesi için. 50 falan olur mu? Demlenmesi için, yemeğin dinlenmesi için, bir yemeği yapan aşçı insan biraz süre verir ya. Şeyye benziyor ya, bu Tarkan filmlerinde var ya, hancı tavuk getir falan, bunun gibi abi, böyle hemen orada şeyden geliyor. Kentucky'den de gelmiyor anladın mı o tavuk yani. Geliyor yani, tavuk çiftliğinden de tak geliyor. Abi yeni kestik, getir sen, yenisini keseriz. Kesme abi artık, üret yani. Neyse, bu maça dönersek, Beşiktaş'ın bu maçı kazanıp kazanmaması. Bak şimdi, bu kadar üst üste sükse 2 galibiyetten sonra eğer Gençler Birliği ve veya Konyaspor maçlarındaki gibi bir Beşiktaş olursa, orada ama çok net eksikler de vardı. Ha, Sergen Hoca'nın hataları olduğunu kesinlikle düşünüyorum ben Konya maçında.
çıkardığı kadro vesaire elden daha şey çıkabilirdi ama çok net eksikleri vardı. Ben Konyaspor maçında sadece böyle Vida'nın hatalarını hatırlıyorum. Daha, hiçbir teknik direktör buna bir önlem alamaz yani. Abi çok kopuk. Orta sahada oyuncu yok yani. Tarihinin en büyük hocası Miroslav Blazevic'i getirsen hiçbir önlem alamaz o Vida'nın hatalarını. Dorukhan defans forusu oynuyordu. Neyse. Tamam evet. Evet evet. O orta üçlülerde Dorukhan bir hafta 10 numara oynadı. Bir hafta 6 numara oynadı. Alakasız bir takımdı. Evet. Şey olarak ben hocanın mutlaka ya bu takımdan da ya artık bir oturmuş bir kimliği var. Ben artık bu ideal 11'i çok da değiştirmeden sadece onun oyun içindeki fikri biraz değiştirerek biraz daha belki biraz daha önde basarak şey yapabilir. Takım boyu olarak Fenerbahçe Başakşehir maçlarına göre Kasımpaşa'ya karşı bir 5 metre önde oynaman lazım ortalama olarak. Zaten geride de oynadığını düşünmüyorum ben Fenerbahçe'ye karşı. Zaten orta saha bölgesinde yoğun. Kasımpaşa'ya karşı bir 5 metre önde oynaman lazım. Aynen Kasımpaşa daha da önde oynaman gerekiyor. Ama Kasımpaşa'da maçı sana getiren bir takım. Ya presi önde yaparak başarılı olan bir takım. Bakalım nasıl olacak? Klasik bir hani Anadolu takımı vallahi, oyunu oynamıyorlar. Vallahi arasında son bir 11 maç üst bitti. Ofansif çok zevkli maçlar yani. Oynanıyor genelde Kasımpaşa Beşiktaş maçları. Beşiktaş Kasımpaşa maçları. Unutulmaz maçlar oynanıyor yani. Aynen öyle. Son dakikalı bir Atiba bir tanesi var. Mesela Aleyce çıldırdı maçı var. Yani çok var öyle doğru. Maçlar. O var. İşte alt kadar 2-3 maçtır inanılmaz maçlar oluyor. 2015-16'da böyle Önder Özen'in Kasımpaşa'ya çalıştırdığı maçlarının birinde mesela böyle Adem Büyük neden kendi yani neden kırmızı gördü ben hala anlamadım falan. Her maç bir olay var ya olaylar. Sağ için güzel mücadele var. Gerçekten bazı oyuncuları tam böyle doğru tespitler, scouting transferi. Tıpkı zamanında böyle Trezeguet'de olduğu gibi. Yani iyi transferler yapıyorlar. Ozic'i ben haftanın 11'ini aldım o kadar iyiydi. Ben de aldım yedeklere. Yani, çünkü böyle Abu Bakar santraforunu geçen yapayım. Hafta. Abu Bakar Cagne. Ha o ne güzel. Ben 4-4-2 yapıp Abubakar Cagne yapmışım da. Rıza Hoca mıydı? Rıza Hoca Eskişehir Spor gibi. İşte hayır, Ümit senin, Karan, Mehmet Yılmaz. Sen. Ümit Karan, spor Mehmet servisinde Yılmaz. Genç yaşta çalışmaya başlamanın sonucu bu yani. Öyle yaparsın ya. 3 santrforla oynuyordu evet. Abi. Çok acayip bir takımdı. Garip bir takımdı o. Mesela kimdi haftanın karması. Ulan üçüncüsünü hatırlayamadım. Haftanın karması mümkünse ister ki spor müdürü Falcao, Abubakar. Vedat Muriç. Kıyamadım hiçbirine. Aynı anda oynamıyordu Vedat Muriç. Fenerbahçe'den örnek ver işte Samat da. Hiçbir teknik direktör böyle bir üçlüyle başlamaz ha. Zeman dahil biliyorsun değil mi? Yani çok zordur böyle bir üçlüyle başlamak. Neyse bu maça yine. Şimdi bak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında aslında böyle pozisyon sayısı çok değil. Ama girdiği pozisyonlar çok net. Arada büyük fark var. Yula'ymış öbürü de. Kim? Mehmet Yılmaz, Ümit Karan Yula. Üçlüye bak. Çok iyi. Böyle bayağı oynadı. Bir de başarılı da oldu takım yani. Çok enteresan. İkisi Ankara'dan. Neyse. Bak şimdi Beşiktaş Fenerbahçe karşısında sayısal açıdan çok pozisyona girmese de tabii 50 dakika 10 kişi oynamanın da artı 10'la beraber 50 dakika oldu yani yarın atıldıktan sonra. Ama çarpıcı olan girdiği pozisyonlar çok net. Bak çok net pozisyonlara girdi. Hı hı. Ya Abu Bakar'ın pozisyonu çok net. Abu Bakar'ın kafayla attığı gol Gezal'ın asisti çok net. Bomboş. Deplase. O açıdan da önemli. Bakalım Beşiktaş daha mı çok pozisyona girip daha yine aynı netlikle devam edecek mi? Yoksa böylelerin yerine oynayacak oyuncu da çok belirleyici olacak mı? Hep beraber merak ediyoruz. Aynen öyle. Bu arada böyle alacakların da büyük çoğunluğunun ödenmesi ve bunların üst üste galibiyetlere denk gelmesi de takımın havası, morali konusunda. Güzel oldu. Ben de Beşiktaş kulübünde bir yemek oldu. Orada toplantı aslında iletişim odaklı biraz. Sahacı değil de saha dışında bir iletişim ekibinde bir değişiklik oldu. Sayın Başkan da katıldı. Davet etmişler. Ben de icabet ettim. Orada şey sordum. Özellikle iletişim ne odaklı oldu olunca. Hafta başı. Dün oldu dün. Ha ne güzel. Dün oldu ama biraz kalabalıktı. Bir şey olsa bu kadar kalabalık olabilse gitmezdim. Korktum açıkçası biraz ama gitmişken tabii sorularda sordum. Şeyi merak ediyordum ben hep. Hani bir büyük kulüp yakın dönemde belgesellerle birçok geniş kitlelere ulaşan kulüpler oldu, hocalar oldu, sporcular oldu. Mourinho'lar. Aynen öyle. Sunderland'ın bile belgeseli oldu kardeşim. Aynısını söyledim. Bunu kesinlikle değerlendireceklerini söylediler. Böyle projeleri, fikirleri olduklarını söylediler. Yeter ki biraz sabredin. Yani çok uzun vadede de değil öyle. Hani hayal gibi değil ama çok kısa sürede çalışmaya başlayacağız. Bunun için diye bir dönüş aldım. Bakalım. Hani üstü kapalı bir şey ama belki bir Beşiktaş belgeseli kulüpte çalışan personel arasında sırf iki tane çok başarılı yönetmen var. Bir tanesi bir Armağan kardeşimiz. Hı hı. Çok da iyi filmleri var, belgesel yapıyor. Bence Gordon Min dönemi, Metin Ali Feyyaz. Bunların kesin yapılması gerekiyor canım yani. Bakalım, bence şeyi de yapsınlar yani. Şampiyonlar Ligi muhabbetini de yapsınlar. Son
Beşiktaş'ın Şampiyon Ligi macerası da yapılmaya değer yani. Kesinlikle öyle. O zaman Beşiktaş bölümünün sonuna gelelim. Kimle devam edelim? Galatasaray'a devam edelim. Fikstür sırasına göre gidelim. Galatasaray Hatay Spor'la oynayacak. Bakalım o bir tane Galatasaray Hatay Spor maçı vardı. Uğur Karakolukçu hatırlayacak mı neticeleri? Bu part bitti ama Voli'de daha konuşulacak çok şey var. Ayrıca abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.